VOA Türkçe ekibi adına herkese merhaba. Burada saat akşamüstü 4. Türkiye'deki izleyicilerimiz artık günü tamamlıyorsunuz. Sizlere Amerika'dan biraz da dünyadan gün içindeki önemli gelişmeleri aktarmak için karşınızdayım. Ben Dilge Timoçin. Dünyadaki son rakamlara bakalım. Can kaybı 58 bini aştı. 1 milyon 60 binden fazla da 80 binden fazla da vaka var. Tabii bunlar test edilmiş hastalar ancak Avustralya'ya göre bu sayı daha da fazla olabilir. Hatta 10 milyonu aşmış olabilir vaka sayısı. Avustralya Sağlık Bakanı 1 milyonun sadece test edilen kişi sayısı olduğunu ve asıl rakamın bunun 10 katı olabileceğini söyledi. Tabii tüm dünyayı avucuna alan bu salgının başlangıç noktası Çin'de ise ikinci dalga salgın endişesi var. Salgındaki yavaşlamayı fırsat bilen Pekin, ülke çapında ekonomik faaliyetleri yeniden başlatma kararı aldı. Hükümet Çin ekonomisini ilk çeyrekte yaşadığı derin kayıpları engellemek için hızla telafi peşine düştü aslında. Ancak virüsün ilk defa ortaya çıktığı Wuhan'da yetkililer kaygılı, yetkililer halkın teyakkuzda kalmayı sürdürmesi ve dışarı çıkmaktan kaçınması gerektiğini söylüyor. Hatırlayacaksınız 23 Ocak'ta karantinaya alınmıştı Wuhan ve tecrit kuralları 2 hafta önce esnetilmeye başlatılmıştı. 11 milyonluk nüfusun bir kısmının evden çıkmasına da izin verilmişti. Wuhan halkının kent sınırları dışına çıkması ise hala yasak. Bu yasak da normalde 8 Nisan'da sona eriyor. Öte yandan tabii yeni vakalar var bazı yerlerde. Gevşetilen önlemler yeniden sıkılaştırılıyor. Örneğin açılmasına izin verilen sinemalar tekrar kapatılıyor. Vatandaşın izin belgesi olmadan sokağa çıkmalarına izin verilmiyor. Ve Çin'de belirti göstermeyenler hariç kaydedilen toplam vaka sayısı şu anda 81.620, ölü sayısı da 3.322. Amerika'daki rakamlarsa Çin'in açıkladığı resmi rakamları çoktan sollamış durumda. Son duruma bakıyorum. 260 bine aşkın vaka, 6.600'den fazla ölümden bahsediyoruz. 6.900'den fazla şu anda Amerika genelinde. New York valisi Andrew Cuomo, eyalette koronavirüs yüzünden bir gün içinde en fazla can kaybının yaşandığını açıkladı. Ayrıca son 24 saatin en fazla kişinin öldüğü, hastaneye kaldırıldığı gün olduğu bilgisini verdik Cuomo. Onu da söyleyeyim. Hastanelerin artık fiilen koronavirüsü hastaları için yoğun bakım ünitelerine dönüşünü kaydetti vali. Daha az ihtiyacı olan özel hastaneler ve özel sektörden solunum cihazı ve tıbbi ekipmanlar alacaklarını, bunları ihtiyacı olan yerlere dağıtmak için kararname imzalayacağını açıkladı. Suni solunum cihazları dağıtmadığımız için insanların ölmesine izin vermeyeceğim. Hayatlar kurtarmak için ellerindeki ihtiyaç fazlası solunum cihazlarını ödünç almamdan dolayı beni dava edeceklerse etsinler dedi Cuomo. Çin'den malzeme alımı için de Alibaba şirketiyle çalıştıklarını da söyledi. N95 maskelerinin öncelikle sağlık çalışanlarına verilmesi nedeniyle kentte, bu arada New York'ta maske sıkıntısı yaşanıyor. Maskeler kara borsada fahiş fiyatlara satılıyor. New York polisi maskelerin kara borsacıların peşine düştü. Brooklyn'de bir eve baskın düzenlendi mesela. Yüz binlerce maske, eldiven ve tıbbi malzeme ele geçirildi. Görevde her altı polisten biri de salgın hastalığa yakalanmış durumda New York'ta ve bu yüzden de tabii çalışamıyorlar. Başkan Trump tabii her gün yayınlarımızda aktarıyoruz. Beyaz Saray'da koronayla mücadele ekibiyle birlikte kameraların karşısına geçiyor. Yaklaşık bir saat sonra yeni açıklamalar yapacak Trump ve ekibi. Ama yaklaşık bir saat önce Beyaz Saray'dan bir haber geldi. Beyaz Saray, Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence ile bir araya gelecek. Onlara yaklaşacak herkese hızlı koronavirüsü testi uygulanacağını açıkladı. Açıklamada testin amacının semptom göstermeyen taşıyıcıların tespit edilmesi ve bulaşma riskini ortadan kaldırmak olarak söylendi açıklamada. Peki maske tartışmaları ne durumda? Onunla da ilgili bilgi vereyim. Donald Trump daha önce maske yoksa bandana, eşarp, fular gibi aksesuarlarla yüzü korumanın iyi olabileceğini söylemişti. İşte Trump yönetimi koronavirüsü salgınıyla mücadelede Amerika kamuoyuna dışarı çıkarken ev yapımı maske takmaları tavsiyesinde bulunmaya hazırlanıyor. Bugün bekliyoruz bu açıklamayı. Market ya da eczane gibi yerlere gitmek üzere tişört ya da bandanaların ağzı ve burnu kapatmak için kullanılabileceği tavsiyesinde bulunmasının olası olduğu belirtiliyor. Yayınlarımızda tabii sık sık duyduğumuz bir isimle Anthony Fauci,
Fauci bu ev yapımı maskelerle ilgili bir uyarı yaptı bugün. Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Fauci, yüz maskesi takmanın koronavirüsünü engellemede sosyal mesafe kuralının yerini alabilecek bir önlem olmadığını söyledi. Fox News haber kanalına konuştu. Dışarı çıkmak zorunda olanların yüzlerini kapamaları ancak yine de mümkün olduğunca evde kalmaları gerektiğini kaydetti. Koronavirüsünün sadece öksürme ve hapşırmayla değil, karşılıklı konuşmada bile bulaşabileceğine de değindi Fauci. Bununla ilgili haberler vardı. Yüz maskelerinin koronavirüsüyle ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanları için ayrılması gerektiği uyarısında da bulundu tıbbi maskelerle ilgili. Halkın fiziksel olarak birbirinden uzak durmaya Nisan ayı boyunca da devam etmesi gerektiğini söyledi ve kişilerin bu sayede krizin üstesinden geleceğine inandığını da belirtti. Dediğimiz gibi Beyaz Saray'dan bir maske açıklaması bekliyoruz ama mesela New York eyaletine komşu Pensilvanya eyaletinde şimdiden maske zorunluluğu gelmişe benziyor. Pensilvanya valisi Tom Wolf bir saat önce bir açıklama yaptı ve eyalette yaşayan herkese evden çıkmaları durumunda daima maske takmaları çağrısında bulundu. Wolf da tıbbi maskelerin yine sağlık çalışanlarına bırakılması gerektiğini söyledi. Ancak halktan kumaş ya da bez kullanarak ağız ve burunlarını kapatmasını istedi Pensilvanya valisi. Son olarak hastanelerdeki son duruma da bir değinelim isterseniz. Biliyorsunuz özellikle New York'ta Sahra Hastanesi dediğimiz geçici hastaneler kuruluyor. Bu hastaneleri kurmaktan görevli olan birim de Amerikan ordusu. Birliği. Bu birlik ülkenin dört bir yanından 340'tan fazla hastane kurmayı planlıyor demiştik son yayınlarımızda ve şimdiden 750 mekan önerisi geldi bile bu kuruluşa. New York Valiliği de işbirliğine giden havayolu şirketi United Airlines da New York şehrinde gönüllü çalışmak isteyen sağlık görevlilerine gidiş dönüş bedava uçurmaya hazırlanıyor. United Airlines Gıda ve İlaç Dairesi de N95'lerden farklı olan Çin'in ürettiği KN95 maskelere izin verdi. Suni solunum cihazı sıkıntısı ise her yerde olduğu gibi Amerika'da da ilk sırada. Her saat, her dakika, her yerden yeni haberler, önlemler geliyor. Haftanın son iş gününde aktaracaklarımız şimdilik bu kadar ama haberlerimize ve yayınlarımıza amerikanasesi.com internet sitemizden ve sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube her mecradan bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Önlemlerinizi alın, sağlıkla kalın.